Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Tanzanya'ya gitti ve Mayı anıtını ziyaret etti. Nedir bu anıt? 1905 yılıyla 1907 yılları arasında Almanya devleti Tanzanya'da tam 300 bin kişiyi kurşuna dizdi, 300 bin kişiyi öldürdü. Almanya'nın Cumhurbaşkanı ise bu anıta giderek çelenk koydu ve özür diledi. Almanya Cumhurbaşkanı aynı zamanda şunları söyledi. Diyor ki bundan 117 yıl önce 7 Şubat 1906'da Songea'da yaşananlardan sonra Federal Almanya Cumhurbaşkanı olarak sizi burada ziyaret edebildiğim ve birbirimizle konuşabildiğimiz için müteşekkirim diyor. Yani sözün özü Almanya Cumhurbaşkanı özür diliyor. Ve diyor ki biz 300 bin kişiyi geçmişte öldürdük, katlettik, kurşuna dizdik, üzgünüz diyor. Bunun aynısını bildiğiniz üzere geçmişte Almanya Yahudilere de yapmıştı, fırınlara atmıştı. Yani katliam vesaire Almanların geçmişten gelen bir özelliği. Bakın Almanya Cumhurbaşkanı özür diliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, işin enteresan tarafı şu. Bugün Filistin'de her gün binlerce kişi, genç, çoluk, çocuk demeden öldürülüyor, katlediliyor, soykırım yapılıyor ve Almanya'da İsrail'i destekliyor. Bak bir taraftan günah çıkartıyor, bir taraftan da katliama destek veriyor. Almanya Cumhurbaşkanı bugün bu itirafta bulunuyor. Almanya'nın başbakanı ise İsrail'e gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek açıklamasında bulunuyor ve diyor ki ihtiyacınız olan tüm silahları size vereceğiz diyor. Arkadaşlar, bir taraftan özür, bir taraftan katliamlara destek. Şimdi olması gereken şu değil mi? Gerek İsrail tarafı, gerekse de Filistin tarafına masaya gelin, oturun, uluslararası bir komisyon kurulsun, kimin hakkı varsa hakkını alsın demesi gerekirken Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya ve diğer tüm devletler büyük bir yarışa girmişler, İsrail'e destek veriyorlar. Yani ateşe körükle gidiyorlar. Bir taraftan özür, bir taraftan da gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Arkadaşlar, neden acaba Yahudilerden bu kadar korkuyorlar? Almanya'nın bir borcu mu var Yahudilere sizce? Tabii ki ayrı, atalarını öldürdüler, katlettiler. Ondan gelen tarihsel bir borcu var. Bunu biliyoruz. Amerika'ya bakıyoruz. Amerika'nın başında robot tarzı biri var, Biden. Nefes alamıyor arkadaşlar. Yürüyemiyor. Etrafında bulunan herkes, Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere, hepsi Yahudi. Onların parmağının ucunda kukla haline getirmişler. Önümüzdeki yıl Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Seçimin anahtarı Yahudilerin elinde olduğu için Biden ve onun etrafındaki herkes İsrail'e destek açıklamasında bulunuyor. Göz göre göre şu anda Filistin'de katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor ve bu ülkeler çıkıp utanmadan, sıkılmadan insan haklarından, haktan, hukuktan, uluslararası bilmem nelerden bahsediyorlar. Tarih Almanya'yı da, Fransa'yı da, Amerika'yı da, Kanada'yı da, diğer ülkelerin de gerçek yüzünü bir kez daha bize aslında gösteriyor. Gerçek yüzlerini görmek için bu kadar beklemeye, yıllarca beklemeye de gerek yok arkadaşlar. Çocukların üzerine bombalar yağdırıyorlar, hastaneleri vuruyorlar ve İsrail'in açıklaması şu: hastaneyi vuruyor, diyor ki hastanenin altında Hamaslılar var. Yetiştirme yurdunu, yetimhaneyi vuruyor, bu yetimhanenin altında diyor ki Hamaslılar var. Fırınları vuruyor, insanlar ekmek kuyruğunda, o fırının altında Hamaslılar var diyor. Ya çok güzel ya. Hiç kimse de çıkıp açıklama yapmıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Hepsi kalktı, isyan etti. Olmaz böyle bir şey dedi. Ama görüyoruz ki aynı bu devletler şu anda yüz binlerce insan, milyonlarca insan soykırıma uğruyor. Çıkıp bir tek kelime etmiyorlar. Hepsi İsrail'e silah veriyor. Yarışa girmişler.
Yani ateşe odun taşıyorlar. Tıpkı geçmişte Almanların Yahudileri fırınlarda yakmış olduğu gibi şimdi de İsraillilerin Gazze'de Filistinlileri öldürmesi gibi. Aynısı, hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bugün ha silah vermişsin ha odun taşımışsın, hiçbir anlamı yok. Ama söze gelince demokrasi, insan hakları gibi kavramları kullanırken mangalda kül bırakmıyorlar. Onun için bunların gerçek yüzü bu. Kim olursa olsun doğruları söylemek gerekiyor. Aslında bunları bu Almanlar da çok iyi biliyor, Amerikalılar da çok iyi biliyor. Ama ilişkiler, çıkarlar maalesef değerli izleyicilerimiz şu anda böyle bir katliamı bize izletiyor. Görüyorsunuz değil mi bu görüntüleri? Bu görmüş olduğunuz evlerin içerisinde insanlar öldü. İnsanların evi, barkı, çoluk çocuğu vardı. Şimdi rakam açıklanıyor, diyorlar ki işte İsrail bilmem kaç yeri vurdu. Ya vurdukları yerlerde insanlar var. İnsanlar ölüyor. Bu rakamlardan ibaret değil. Bunlar insan, can. Almanya da buna destek veriyor. Ama Tanzanya'ya gidiyor, günah çıkartıyor. Kusura bakmayın diyor ya. Bundan 116 yıl önce 300 bin kişiyi biz kestik, doğradık, biçtik. Kusura bakmayın diyor. Ya oldu bir hata diyor. Şimdi aynısını 116 yıl sonra nerede yapıyorlar arkadaşlar? Filistin'de yapıyorlar. Evet. Silah verelim diyorlar İsrail'e. Siz bir tane bile Filistinli bırakmayın diyorlar. Arkadaşlar bakın, Filistinli olmasının da bir önemi yok. İnsan bunlar. Müslüman olmasının da bir önemi yok. İnsan bunlar. Zulüm, işkence. Kim olursalar olsunlar arkadaşlar. İnsanlara bu yapılır mı? Göz göre göre. Para İsrail'de, silah İsrail'de, bütün devletler arkalarında. Filistinlilerin neyi var kardeşim? Neyi var? Hava savunma sistemi mi var? Tankı mı var? Tüfeği mi var? Neyi var? 3 tane ellerinde çakar almaz keleş meleş bir şeyler var işte. O kadar, başka bir şey yok. Düzenli bir ordu değil. Ya hiç kimse de şunu söylemiyor kardeşim. Gelin masaya oturun. 100 yıllık, 60 yıllık bu sorunu çözün demiyor. Herkes aksine İsrail'e silah verebilmek için yarışa girmiş vaziyette. Neden? Çünkü kuyruk acıları var. Çünkü korkuları var, çıkarları var. Evet, bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Değerli izleyicilerimiz, şimdi geldik yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir konuya. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi, hanımlara da söylüyorum, yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilir, emekli maaşı alabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilerin Türkiye'de emekli olması daha kolay. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız ve nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? İşte şimdi bu büyük fırsatı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde, geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için
artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar, evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz, peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek
Kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.